sağanak yağış Lapseki'ye bağlı Adatepe ve Şevketiye köylerinde de sel baskınlarına neden oldu. Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde dere taşması sonucu sel baskını meydana geldi. Meyve bahçeleri ve evler su altında kaldı. Olayın duyulmasının ardından Lapseki Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı ile Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlar yüksek kesimlere daha fazla yağış düştü. Bu sular dereye aktı. İstinat duvarının yeterli yükseklikte olmaması sonucu dere taşarak evlerimiz su altında kaldı dediler. Evlere su bastı. Benim bekliklerim kendim benim birinci azayımın köyüm. Birinci azayımın. Benim evime su girdi. Komşularıma girdi. Yani komşudaki zaten kuzusu öldü. Aşırı sağanak yağıştan oldu galiba. Evet, evet, evet. Dere taştı burada, evet, evlere su bastı. Evet. Tamam. Dere bentinin az olmasından, yani yüksekliğinin de az olmasından dolayı dönüşlerde su bastı. Dere yüksekliği az olduğu için kurtarmadı diyorsunuz. Kurtarmadı tabii. İstinat duvarlarının yükseltilmesi gerekiyor. Aynen, istinat duvarlarının az olması. Felaket diyorsun hocam. Adam arka, adam arka. Adam arka. Sağanak yağış etkili oldu galiba. Evet. Nasıl oldu hocam abi? Ya sağlaren kalktık. Savaraya kalktık. Çay o kadara değil. Ama yukarı yağış fazla olmuş. Buraya da oldu ama yukarı daha fazla olmuş. Ondan sonra köprünün ağzı da biraz şey yaptı. Almadı. En sonunda evlere girdi yani. Taştı yani. Sabah karşı başlayan yağmur dere taşmasından evlere su girdi. Yapacak bir şey yok. Temizlik yapıyoruz. Evlerin içini çamur bastı değil mi? Evet, evet. Gün boyu Lapseki Belediyesi'ne bağlı olan Arazözler evlere basan suları tahliye ederken köy sakinleri de kendi imkanlarıyla temizleme çalışmalarını yürüttü. Şevketiye köyünde de benzeri olaylar yaşandı. İki koyun sele kapılarak öldüğü afette can kaybı yaşanmadı. Kaymakam İsmail Ayhan Tavlı, sel baskınlarıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını, zararın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.